Herkese selamlar. Son zamanlarda RTX 4070 Ti ile alakalı hep bir sistem toplama rehberi talepleri geliyordu. Bu videoda hem yeni bir kasa göreceğiz hem de RTX 4070 Ti sistem toplayacağız. Şimdi bir yandan montaj yaparken bir yandan da size kasanın detaylarını anlatmaya devam ediyorum. Dikkatimi çeken birkaç tane husus var. Şimdi anakartı yerleştirdikten sonra şöyle vida deliklerimizi tam olarak tutturayım. Evet, yerleştirdikten sonra dikkat ederseniz üst kısma 360 mm radyatör takabiliyoruz. Ben 240 kullandım burada 13700KF için. Radyatör desteği ise biraz farklı yapılmış. Ben bir yandan montaj yapayım. Fark dediğim şöyle. Şimdi radyatör nereye takarsın? Buraya takarsın. Buraya takarsın. Bir de nereye takabilirsin alternatif? Öne takmak istersen, ama bu kasada ön tarafa takılmıyor radyatör. İstersen güç kaynağının olduğu bölüm arka tarafa takabiliyorsunuz 360 mm'yi. Yani orası farklı bir tercih aslında. Ben olsam RGB fanlarım zaten buradayken, gürül gürül görünüyorken arka tarafa takmam sanırım. Hep ön tarafta kalsın isterim. O yüzden tercihimi de bu taraftan yana kullanacağım gibi duruyor. Diğer dikkatimi çeken husus kasa. Anakartın yükselteç kısmında, yani şu kısımda bir yüksekliğimiz var. Burası çok güzel durmuş. Alt tarafa herhangi bir baskı yapmıyoruz. Kablo geçişlerimiz çok rahat. Şu bölümlerden ve bu bölümlerden 24 pin için buradan gelecek. Şuradan diğer port kablolarımız gelecek. O yüzden montajın çok kolay olduğunu anlatmak istedim aslında. Çalışma alanı ferah. Böyle kalkıp da tek tek şey yapmıyorsunuz. Ya kardeşim bunu nasıl geçireceğiz? Hadi bir daha tekrardan yanlış yaptık çıkart gibi derdiniz olmuyor. Hatta kasa montajlarında en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi neresi? Hatırlayın abi. CPU pin kablosu. Şimdi sıvı soğutmayı taktınız. 360 taktığını düşün. Şurada kalan boşluk o kadar küçük ki buradan 8000 kabloyu getirip kıvırıp takmak büyük dert. Bu kasada rastlamadığımı ayrıca belirtmek istedim. O yüzden montaj aşamasında kritik olarak gördüğüm bölümler ayrı ayrı böyle uğraşılmış ve yapılmış duruyor. Bakalım montaj devam ettikçe nelerle karşılaşacağız. Şimdi geldik kasadaki en önemli kıstaslardan bir tanesine daha. Ekran kartı uzunluğumuz ne kadar sığıyor? Şöyle bir metreli ölçüm yaptığımda baştan başa tam 40 santimlik genişliğimiz var. Yani 1 santim veya 2 santim boşluk bırakacak olursak 38 santime kadar ekran kartını rahatlıkla takabiliyoruz. Hatta 40'a da zorlayabilirsin çünkü ön tarafa fan takmıyoruz. Şimdi burada 4070 Ti'li bir sistem topladığım için TUF 4070 Ti'yi aldım.
taktım. Ne kadar boşluğumuz kaldı? Şuradan itibaren 12 santimlik boşluğumuz kalıyor. Yani aslında TAF ekran kartının kasada kaplamış olduğu boşluk 30,5 santim. Peki en büyük ekran kartı bu mu piyasada? Hayır. Sol tarafta bir bak orada bir vatandaş görüyoruz. ROG Strix RTX 4090. Yani ben günün sonunda TAF da taksam, ROG Strix ekran kartı da taksam bak ne kadar boşluk kaldı. Şuradan itibaren 5 santimlik boşluğum kalıyor. Soğutma bölümünde de bir yüksekliğimiz var. O taraf da önemli. Çünkü şu anda ben sıvı soğutma kullandığım için herhangi bir yüksekliğe takılmıyorum. Ancak hava soğutma taktığınız zaman yükseklik arttıkça temperli cama değme oranınız da artıyor. O yüzden buranın bir maksimum sınırı var. Şuradan ölçtüğümüzde 163 mm'ye kadar hava soğutma takabiliyoruz. 164 olursa cama hafif değer, 165 olursa artık camı ittirmeye başlar, takamazsınız, haberiniz olsun. Bir bilgi paylaşayım. Şimdi toplayacağımız bu RTX 4070 Ti'li sisteme dikkat ederseniz TAF parçadan oluşuyor. Sıvı soğutması, ekran kartı, güç kaynağı, kasası falan filan. Asus da bu TAF bileşenli ürünler alan kullanıcılara 16 Mart ile 27 Nisan'a kadar geçerli 6945 TL'ye kadar geri ödeme yapıyor. Mesela sistemde kullandığım 4070 Ti için listeye bakıyorum, 1320 TL ödeme geri alıyor. Kenara yazdık. Sıvı soğutma için 600 TL. Güç kaynağı için 1000 TL, anakart için de 755 TL. Yani toplamda ben 4035 TL geri ödeme alacağım. O yüzden 16 Mart'tan sonra aldığınız bu listedeki ürünleriniz varsa bir kontrol edin. Geri ödemeyi bırakmayın derim. Para paradır abi. Yani şimdi bu dakikaya kadar RTX 4070 Ti sistem toplama rehberimizin aşamalarını gördünüz. Umarım keyif almışsınızdır. Kasayla alakalı söylemek istediğim belli başlı önemli yerler var. Bunlardan bahsetmem gerekiyor. Sonuçta ilk defa topladığımız bir kasa ve GT502'yi tercih edecekseniz bilmeniz gereken yerleri ben tek tek not aldım. Şimdi temperli cam kullanılmış. Ön tarafta ve yan tarafta temperli cam var. Bunu standart temperli camlardan ayıran bir kısım şurası. Şu anda sisteme ihtiyacım var ve müdahale etmem gerekiyor. Arka taraftaki pine bastığınız zaman kasanın yan tarafı atıyor ve bir hamleyle alabiliyoruz. Bunun düşünülmüş olması bence ince bir kriterdir. Aynı şekil burada da var. Yine buradan bastığım zaman arkadaki kapağı alabiliyorum. Yine bu kapakta da 1, 2, 3 tane tozluk bulunuyor. Şuradaki bantları ben sökmedim ama zaman içerisinde burada toz birikmeler olursa bunları da söküp temizlemesini yapabiliriz. Hazır tozluktan tabii ki konusu açılmışken bir tane de şu ön tarafta var. Alttan çekerek tozlu alabiliyoruz. Toplam 1, 2, 3, 4. Bir tane de radyatörün üstünde var. 5 tane tozlukla geliyor. Şahsi görüşümü söylemek istiyorum. Bence bu kasanın içerisinde yapılması gereken custom sıvı soğutma. Çünkü diğer türlü evet kasa birazcık doluyor gibi görünüyor ama asıl almak istediğimiz o combo mesajı custom sıvı soğutmayla alabiliyoruz. Mükemmel bir görüntüye ulaşıyor. Sebebi şu. Ön taraftaki seyir zevki, seyir terası çok güzel. İçerideki parçaları iyi dağıttığını söylemek lazım. Üst kısımda önceki Asus kasadan alışmış olduğumuz kementler var. Bunları taşıma amaçlı kullanıyorsunuz. Diğer tarafta çünkü kasanın boş hali 11 kilo. Parçaları da yüklediğiniz zaman takribi bir 16-17 kiloya yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Buradaki kementleri de iki hamlede alabiliyorsunuz. Tabi sıvı soğutma takacağınız zaman bu kementleri sökmek lazım. Birazcık da bu kementlerin nasıl denir hani güzelleştirdiğini vurgulayabilirim sanki. Sırf metalden ziyade bu yapıda kasaya birazcık hava katıyor. Radyatörle alakalı şunu söylemek lazım. Buraya 360 mm'ye kadar radyatör takabiliyoruz. Ben 240 mm taktım. Çünkü elimde başka 360 mm TAF sıvı soğutucu yoktu. 240'lık kullandım. 13700 KF ile beraber. Soru şu. Kaç tane sıvı soğutma takabilirim? 1 üst kısma. 2. Şuradaki yan panelimize takıyoruz. 360 mm'ye kadar. Bir de şu yandaki ekran kartımızın hemen bitişindeki panele takabiliyoruz. 3 tane sıvı soğutma destekli. Kaç tane fan takabiliyoruz dersek de 13 tane fan takabiliyoruz. 3 tanesi aşağıya, bir tanesi arkaya, 3 tanesi yukarıya, 3 tanesi yan panele ve 3 tanesi de arka panele takılabiliyor. Ben nasıl taktım? Şimdi TF120 fanların içerisinde 3 tane çıkıyor biliyorsunuz. 2 tanesini buraya intake olarak taktım. Yani alttaki havayı üste veriyor. Isınan hava yükseldiğinden dolayı ekran kartımızı soğutup ekran kartımızdan da radyatörden böyle çıkacak yukarıya. Arka tarafta bir egzoz fanım var. Normalde burası yoktu. Kasanın içerisinde hiç fan gelmiyor. Fan gelmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Hiç olmamasındansa bir tane abi egzoz fanı olması lazım. Çünkü ben gidip de tamam hiç fan koymadınız. Bir tane egzoz fanı var. 3 tane fan aldığım zaman şuraya set yapabilirim. Buraya set yapabilirim. Ama bu egzoz fanı bozuyor abi işi. Bir tane en azından olması lazım. Bir kasanın bir de kaliteli ve profesyonel çalıştığını göstermek amacıyla kablolamasına bakabilirsiniz. Gerek kablo kanalları, gerek bu zorlandığımız CPU pinleri, 24 pinler falan derken TAF GT502 kasasında çalışırken ben açıkçası birazcık eğlendim. Çünkü çalışması kolay. Bazen sistem topluyoruz abi. Fanlar çok. Her fandan iki kablo çıkıyor.
5 ile çarpıyorsun 10 tane kablo. Abi içerisi bir kargaşa oluyor. Hadi bakalım kapağı kapat ondan sonra. Bu kasa iki bölümeli tasarlandığından dolayı arka taraftaki kablo düzenini çok rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Zaten şurada bir kontrolcüm var. Kontrolcünün içeri giriş kısmıyla şu mesafe arasında neredeyse 4 santimlik bir fark var. O yüzden kablolamaları yönetirken herhangi bir zorluk yaşamadığımı da söylemem lazım. Rahat bir kasa, geniş ve gösterişli bir kasa olduğunu vurgulayabiliriz. Son aşamada ise şu alt kısımda TAF logosunun orada RGB aynatma var. Bu RGB aynatma kasayla birlikte senkron yapılabiliyor. İsterseniz anakarta takıp kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz de kontrolcüye takıp kontrol edebiliyorsunuz. Ben yine kontrolcüye taktığımdan dolayı şuradaki mod tuşuna bastığım zaman renklerin değiştiğini fark edebilirsiniz. Ben şu an göremiyorum. Değişiyor değil mi Uğur? Farklı farklı renk kombinasyonları var. Kasanın ön tarafındaki portlar ise power, reset, 2 tane USB, 1 tane RGB LED, 1 tane Type-C, 1 tane de combo jack bulunuyor. Şimdi genişleme yuvalarına son olarak belirtecek olursak toplam 8 adet, 3 tanesi dikey olmak üzere yuva bulunuyor. 4 tanesinin 2.5 inç, 4 tanesinin de 3.5 inçlik disk takabiliyorsunuz. Call of Duty'ye ortalama 13 GB'lık yeni bir güncelleme geldi. Ben onu yaptım. Detaylara biraz da bakmaya devam edeceğim ama performans testlerimizi beraber burada yapacağız. Sizden ricam oyun oynarken yine sol taraftan detaylarımı kontrol etmeyi unutmayın. Sıcaklık performanslarımız, kullanım aralarımız vesaire. Bir capture'ım var burada. Oo, nereden sıktı o? Üstten mi? Üst boş. Hemen şu soruyu da cevaplayayım. Beni iyi indirdi orada. Çok iyi. Şu soruyu cevaplayayım. 2K performansında oyunlarımı oynayacağım. Bunun sebebi şu. RTX 3070 Ti gibi bir kartı Full HD oynamak bence eğer hardcore bir FPS oyuncusu değilseniz gereksiz. Red Dead Redemption tarzı. Yani bu da bir FPS oyunu ama onun dışındaki oyunlarda abi tavsiye etmiyorum. Çok güzel bir yedim. Bir tane yedim orada. Bir capture'ım var. Sen oradan git. Onun dışında bir yandan sıcaklık performanslarına baktığımda işlemci sıcaklığım 53 derece 240 mm sıvı soğutma ile beraber ilerliyor. Ekran kart sıcaklığı da 59 derecelerde. Temper cam her zaman olduğu gibi kapalı. Aşağıdan bir shot yedik. Gelen giden yok. Yapma bunu. Çok iyi be. Burayı boşalttık. Red Dead 2 ile alakalı hala sıkıntılarım devam ediyor. O yüzden birazcık sanırım hafta sonu vakit ayırmam gerekecek. Şu anda 2K Ultra ayarlarda DLSS'im performans modunda. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum, geçenki videolardan bir köprünün orada bizi yakalamışlardı. Hikaye oradan devam ediyor. Köprünün orada bir online'dan arkadaşım yardıma geldi. Şimdi bu arkadaşı bir gasp edelim. Hey, what's up? Kaçma. Abi tek de nasıl ölmezsin? Kafana sıktım, gözünü sevdiğim ya. Hayret bir şey ya. Yok abi, daha o durmaz. Aa, burada ne var? Rally gibi bir şey var. Enter Race Series Matchmarking. Aa, burada yarış mı yapıyoruz abi? Şimdi hazır burada FPS'leri görmüşken DLSS'i bir kapatayım. Şu an anlık olarak 171 alıyoruz mesela. Bir DLSS'i kapatalım. Stok halde görün. Tam performance off. Yani nereden baksan bir 40 FPS fark etti. 170'lerden 134'lere kadar 35 FPS'e yakın fark ettiğini söyleyebilirim. Bir gireceğim abi, buraya neymiş bu? Ha tabii şu an giremiyorum diyeceğim, girdi. İlk defa katılıyorum. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Silah aldık. Şimdi ne yapacağız? Ok aldık. Ha bu şey gibi ya, evet. Buradan bastığını alıyorsun. Adam gitti baba. Şu an dördüncüyüm. Yani ne oldu anlamadım. Garip bir yarış oldu. Şimdi hardcore bir FPS oyuncusu olduğunuzu düşünüyorum ve sizin için yüksek FPS önemli. O yüzden Full HD ayarları çektik ve Valorant'ı oynayacağız bakalım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Biraz da eğlenmeye çalışacağım. Kulaklık şu anda takılı değil. Adım izleyemiyoruz. Mermi çok güzel be. Vallahi çok güzel denk geldi. Arkadaşın da biraz acemeliğine geldi sanırım. Anlık olarak 496 FPS oluyorum. 470 civarı seyrediyor. Arkamdan biri gelmezse ben orayı güzel tutarız diye düşünüyorum ama. 3'te 3. Arkam hala boş. Öyle ateş edilir mi o silahla? Tarayarak gidiyor. Çok güzel. Bir mermi bile değmedi. İşte böyle ya. Vallahi sağlam geldi. Arkamda. Tam diyecektim arkamda. Sağ olsun. Arkaladı. Bizim Uğur olsaydı şimdi şey derdi. Abi burada ya AWP alınır mı ya? Pusuyorlar. Sinir oluyorum ben. Abi ben pusmuyorum. AWP alıp hareket ediyorum. O yüzden sıyrıldığımı düşünüyorum birazcık oralardan. Bir AWP daha var yakınlarda. Yani biraz bir şey demiyorum. Mübarek. Oruç oruç. Adam AFK kaldı. Bizi nereye attı? Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya.
Afrika kalırsa niye giriyorsun abicim şu oyuna ya? Şuraya bak ya. Ta neredeyiz ya? Birazdan alan kapanacak. Kapanmadan acilen gitmem lazım. Şimdi şu kullanmaya at abi. Şunu al. Düzgün bir şey de çıkmadı ki şansıma. Loot yapayım biraz. %98'de ultim ve geldi. Ult salla. Şu ana kadar maksimum 300 FPS'i gördüm. Onun dışında ortalamam 263, minimumda 154 görmüşüz. Henüz karşıma birileri çıkmadı. Bu bir sevindirici haberdir. Çünkü tek başıma girmeye çalışıyorum alana da. Buradan gireriz diye düşünüyorum. Buraları açmışlar. Bayağı iyi ya bu muhabbet. Buraya da girmişler. Hiç kusura bakma valla. Revive falan. Adamla çarpıştım. Yemin ediyorum bu kadar şans olmaz. Vallahi bu kadar şans olmaz. Adamla havada çarpışıyorum ya. Yani gün sonunda baktığımda finalde mutluyum birazcık. Çünkü biraz daha böyle şey oldu. İstediğim gibi sisteme dönüştü. Sadece 360 mm radyatör. Aa dedim abi, 360 da olsa mükemmel olacaktı. Sıkıntı yok. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki sistem toplama rehberinde arkadaşlar. Görüşünceye kadar. Hep böyle oluyor bak. USB kablosunu takarsın sonra ters çevirsin vida olur ya bak, az önce aynısı oldu. Normalde böyle taktım, oturmadı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.